Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte ön kamerası bir hayli enteresan açılan Oppo Reno'yu inceliyoruz. Bu arada telefonu bizlere ulaştıran İzmir İletişim'e de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Daha önce buna benzer telefonlar gördük arkadaşlar. Benzer derken kamerası yukarıdan pop-up şeklinde açılandan bahsediyorum. Ancak burada Oppo Reno modeliyle farklı bir tasarım diliyle karşımıza çıkmış. Gelin biz de telefonun en ilginç noktalarından birisi olan bu açılabilen kamerasıyla başlayalım. Ön kamera işte ön tarafta bir tane mikrofon ve arka kameranın flaşı gördüğünüz gibi 11 derecelik bir açıyla yukarıya doğru yükseliyor. Yani çapraz açılıyor, dik değil. Bu açılma hareketini uzay gemisinin ayı inmesi benzetmişler. Öncelikle hızlı başlıyor, sonra tam bitecekken hareket yavaşlıyor. Ve bu işlem toplamda 0.8 saniye sürüyor. Firmanın iddiası da bu açılma kapanma hareketini toplamda 200 binden fazla sefer yapabildi. Yani 200 binden fazlaya dayanabildi. Tıpkı geçen günlerde incelediğimiz OnePlus 7 Pro gibi bu telefonda da düşmeye karşı bir dayanıklılık var. Telefon elinizden düşmeye başladığında bunu algılıyor ve üst taraftaki kızağı kapatıyor. Bu çıkıntılı alanda hem ön kameramız hem de ön kameranın flaşı yer alıyor. Ayizemiz de yine bu bölümde arkadaşlar, ancak telefonla konuşurken illaki açılmasına gerek yok. Kapalıyken konuşabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi arka kameranın flaşı da oraya alınmış durumda. Bu arada kızakla ilgili tabii ki de sesli çalışıyor mu çalışmıyor mu, bu da sorulabilir arkadaşlar. Şöyle mikrofona yaklaştırayım. Sesini de az çok anlarsınız ama rahatsız edecek bir ses değil tabii ki de. Umarım ses sizlere gelmiştir arkadaşlar. Bu çıkıntıdan yeterince bahsettiğimize göre şimdi gelin kameralarla devam edelim. İlk önce ön kameradan başlayalım madem, daha sonra arkaya geçeriz zaten. Bu bölüm köpek balığı yüzgecine benzetiliyor arkadaşlar. 16 megapiksel değerine sahip bir ön kameramız. Ayrıca f2.0'da diyafram değerine sahip. Ön kameramız açık alanlarda, güneşin bol olduğu yerlerde gayet temiz, net, güzel fotoğraflar çıkartabiliyor. Aynı zamanda portre modumuz da mevcut ön kameramız için. Arka plandan bizleri oldukça güzel ayırabiliyor. Yani çok fazla yapay durmadığını söyleyebilirim. Düşük ışıklı ortamlarda da arkadaşlar ön kameranın yanında sabit bir tane ışığımız var. O devreye giriyor istersek tabii ki de ve daha doğal, daha parlak bir görüntüyü bizlere sağlıyor. Yani flaş öyle suratınıza direkt patlıyor gibi gözükmüyor. Daha çok yumuşatarak aydınlatıyor. Aynı zamanda ön kameramızın HDR desteği de mevcut. 1080p videoları saniyede 30 kare çekebiliyor diyelim. Ve şimdi biraz da arka kameradan bahsedelim. Arka tarafta iki tane kameramız var. Kameralardan ana kameramız 48 megapiksel ve f1.7 diyafram değerine sahip. Diğer kameramızın da işlevi şu: portre modu için kullanıyor. Derinlik sensörü arkadaşlar. Bu da 5 megapiksel derinlik. Yani arka planı bulanıklaştıracağınız zaman bu kamerayla birlikte çalışıyor ana kamera. Oppo Reno modeli bu arkadaşlar. Oppo Reno'nun 10x Zoom diye de bir modeli var. Ona göre bazı özelliklerden tabii ki kırpılmış. Zaten adı üzerinde o telefon daha çok zoom'a yönelik. Kameralarda yapay zekaya alıştık zaten arkadaşlar. Çekilen sahneye göre telefon görüntüyü en iyi hale getirmeye çalışıyor. Yani çekilen sahneyi algılıyor. Zaten arka planda hem düşük ışıkta hem bol ışıklı yerlerde çekilmiş fotoğrafları bol bol görüyorsunuz arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı bir fikriniz oluşmuştur diye tahmin ediyorum. Video tarafına baktığımız zaman da 4K videoları saniyede 30 kare çekebiliyor. Bunun yanında 1080p videolarda da saniyede 60 kareye kadar çıkabiliyor. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Oppo Reno üzerinden duyuyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Bol bol kamerayla çekilmiş görüntü örneklerimize baktığımıza göre artık kamera bölümünü bir kenara bırakabiliriz. Zaten kızaklı sistemimizi de anlatmıştık. Şimdi gelin dilerseniz tasarımla yolumuza devam edelim. Bu kızaklı sistem sayesinde telefonda herhangi bir çentik, ön kamera vesaire olmadığı için ekran gövde oranımız çok iyi durumda. %93.1'lik bir ekran gövde oranımız var. 6.4 inçlik 2340x1080'lik bir ekran bizleri bekliyor. 9 mm'lik kalınlığı olan telefonda arka taraftaki kameralarda herhangi bir çıkıntı yok. Ön taraftaki ekranımız Gorilla Glass 6 ile birlikte korunuyor çizilmelere ve darbelere karşı. Aynı zamanda arka tarafta öyle aman aman bir parmak izi kalmıyor arkadaşlar. Telefon daha temiz kalıyor diyebiliriz üzerindeki dokudan dolayı. Telefon ağırlığı 185 gram ve stereo hoparlör mevcut değil. Bunun şöyle bir dezavantajı olabilir. Biliyor bazen telefonu yan tutup bir medya oynatırken ya da oyun oynarken falan filan buradaki hoparlörü kapatabiliyoruz ve sesin gelmesini engelleyebiliyoruz. Yine bu hoparlörün hemen en sol tarafında bir tane 3.5 mm'lik kulaklık girişimiz mevcut. Onun yanında zaten Type-C girişi falan filan, onların hepsi aşağıya konumlandırılmış durumda. Telefon boyutundan dolayı tek elle kullanımı birazcık zor diyebiliriz. Ancak tabii ki de oyun oynarken ya da film, dizi, işte YouTube'dan video falan izlerken büyük ekranda keyfi başka oluyor. Güvenlik önlemleri açısından da değerlendirelim telefonu. Yüz tanıma ön taraftaki kızağın çıkması ile birlikte aktif oluyor. Gayet hızlı ve temiz çalışıyor. Aynı şeyi parmak izi okuyucusu için de söyleyebiliriz. Ekranın içine gömülü durumda. O da gayet sabit, hızlı bir şekilde çalışıyor. Telefonun karbon siyahı ve bizim elimizdeki okyanus yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneği olduğunu da hatırlatalım. Donanıma da geçiş yapalım arkadaşlar isterseniz. Aslında telefonun eksik kalan yerlerinden bir tanesi donanım tarafı. Snapdragon 710 işlemciyle birlikte gelen telefonun grafik işleme birimi Adreno 616. 8 GB RAM'e sahip bir modeli de mevcut. Ancak ülkemizde satılanlar 6 GB RAM ve 256
256 GB depolamaya sahip. Yani depolama açısından çok bir şeyden kaçınılmamış. Şimdi neden eksik kaldığını da söyleyelim arkadaşlar. Çünkü donanım tarafında tamam, Snapdragon 710'lu bir telefon sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Güçsüz olduğunu söyleyemeyiz. Ancak videonun sonunda söyleyeceğim fiyatını. Bu telefonun fiyat aralığında bundan çok daha güçlü donanımla satılan telefonlar mevcut. Burası da bir gerçek. Ya da tabii tam tersten bakalım. Aynı özelliklere, yani Snapdragon 710 işlemciye sahip bir telefonu daha uygun fiyata bulma şansımız var. O yüzden zaten donanım tarafını biraz eksik diye bahsettim arkadaşlar. Donanım tarafını da bir kenara bırakalım isterseniz. Şimdi gelin biraz pilden bahsedelim. 10 dakika boyunca ben bir oyun oynayayım. Pili ne kadar gidecek, aynı zamanda ne kadar ısınıyor, buna bakalım. Oppo Reno 3765 mAh'lik bir batarya ile birlikte geliyor. Yaklaşık bir günlük standart bir kullanımı rahatlıkla çıkartabiliyor. Kapasite küçük gibi gözükse de az enerji tüketen işlemcisi pilin uzun süre dayanmasına yardımcı oluyor. Hızlı şarj desteği bulunan telefon yaklaşık yarım saatin sonunda %50 seviyelerine ulaşabiliyor. Aynı zamanda 1,5 saatte de %100'ünü doldurabiliyor. Tabi bu değerler kutu içeriğinden çıkan kablo ve adaptörle mümkün arkadaşlar. Son olarak da telefonda maalesef kablosuz şarj desteği olmadığını söyleyelim. 10 dakika PUBG'nin sonunda aldığımız sonuçlara da bakacak olursak sıcaklığımız 30 dereceden dışarıdan ölçümleyebildiğimiz kadarıyla 34.4 dereceye yükseldi. Yani 4.4 derecelik bir artış oldu. Bunun yanında şarjımız da %100'den %97'ye düştü. Gayet iyi değerler diyebiliriz bu değerlerimiz için. Sıra geldi telefonla ilgili son sözlerimize. Telefonun fiyatı tam 5000 TL arkadaşlar. Donanım bölümünde de söylediğim gibi bu fiyata daha iyi donanımlı telefonlar bulabiliyorsunuz. Ancak telefonun tabii ki de tasarım olarak hakkını yememek lazım. Oldukça şık, üst düzey bir amiral gemisi gibi durduğunu söyleyebiliriz. Yani gayet yenilikçi, güzel ve enteresan bir tasarımı var. Tabii ki de malzeme kalitesi de telefonun artı kısımlarından bir tanesi. Gayet kaliteli malzemeden üretmişler. Eksi yönlerinden de bahsedelim. Tabii ki de telefonun kablosuz şarjı yok arkadaşlar. Herhangi bir IP sertifikası yok, yani suya dayanıklılığı yok telefonun. Geniş açılı veya telefoto diyebileceğimiz ekstra çok fazla özellik katan herhangi bir lensi yok. Bunun yanında da telefonda zaten donanım bölümünde de bahsettiğim gibi donanım olarak nispeten fiyatına göre düşük kalması telefonun eksi yönlerinden. Eğer böyle enteresan tasarımı olan bir telefon peşindeyseniz önce bir teknoloji marketine gidin arkadaşlar, şöyle bir yakından bakın, yoklayın, nedir ne değildir bir görün. Ondan sonra eğer isterseniz tercihleriniz arasına sokabilirsiniz. Biz zaten sizlere eksilerini artılarını elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Son sözümüz de bu olmuş olsun arkadaşlar. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte Oppo Reno'ya yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca videomuzu şuradan beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.